Değerli izleyicilerimiz, Başkanlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu milletvekili adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı görevinden istifa eden İsmet Karaca'nın yerine bu göreve getirilen İl Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda İl Sekreteri Avukat Sayın Turgut Özkan. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ersel Bey. Efendim, sizi burada konuk etmekten iki konudan dolayı çok mutlu olduğumu bizzat söylemek için. Birincisi, çok eski bir dostumuzsunuz, abimizsiniz. Basın yoluyla da çalıştığımız kurumların avukatlığı sürecinde sizlerden çok danışarak, fikirlerinizi alarak çalışmalar yapmıştık. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca da il başkanı olarak sizi burada ağırlıyoruz. Hem hayırlı olsun hem tekrar hoş geldiniz demek istiyorum Sayın Başkan. Bu övgüleriniz için çok teşekkür ederim. Beni de onurlandırdınız. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hoş bulduk. Evet. Efendim, bizler sizi yakından tanıyoruz. Teşkilat içinde de mutlaka siz çok iyi tanıyor olabilirsiniz ama izleyicilerimizden Turgut Özkan'ın kim olduğunu dilerseniz bir kısaca bir özgeçmişinizi aktarır mısınız? Çünkü zira 18 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir geçmişiniz var. Ben Gemlik doğumluyum. Evet. 53 yaşındayım. İlkokulu Gemlik'te okudum. Ortaokulu ve liseyi Erkek Lisesi'nde okudum. Eşim de avukat. Birlikte Bursa'da serbest avukat olarak çalıştık. Önce Yıldırım'da ikamet ettim. Sonra Osman Gazi'de ikamet ettim. Şimdi Nilüfer'de ikamet ediyorum. Her ülkede de siyasi çalışmalarda bulundum. Üye olarak 2004 yılında üye olduğum için 18 sene oldu. 19. seneye giriyoruz. Örgütün hemen hemen her kademesinde görev yaptım. Geçmişiniz de var zannediyorum değil mi? Tabii, 2004'ten delegelik, belediye meclis üyesi adaylığı, işte kurultay delegeliği, disiplin kurulu başkanlığı ve son olarak il sekreterliği yaptım. Tabii öğrenciyken bizim üniversitede öğrenci olduğumuz dönemlerde yasa gereği siyasi parti üyeliği yapılmıyordu ama ben 19 yaşından beri orada, o zaman SHP'de gençlik kollarında da çalıştık. Sandık görevi de yaptım. Yani 19 yaşında sandıkta görevliydim. İşte Şimdi 53 yaşına geldik. Aradaki süreçte hep siyasi çalışmalarda bulunduk ama 2004'te üye oldum. Evet. Efendim, sandıklarda görev yapan en tecrübeli diyebileceğim, en kıdemli sizin olduğunu söyleyebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partisi için hem mesleğiniz anlamında da tabii ki buralarda görev üstlendiniz. Şimdi hem partimiz, partili olan. Partimiz 100 yıllık bir parti. Evet. Uludağ bir çınar. Dolayısıyla birçok yönetim kademesinde uzun yıllar önce görev almış, halen görev alan kişiler var yeni bir parti olmadığı için. Şimdi onların yanında ben ne kadar eskiyim bilemiyorum ama bizim kendi reşit olduğumuz tarihten itibaren sayarsanız, her kademede de görev yaptığımızı dikkate alırsanız, belki bu görevi hani layık mıyız, değil miyiz veya bu görevi hak ediyor muyuz diye düşündüğünüz zaman birçok arkadaşımız gibi, çok şükür işte arkadaşlarımızın teveccühüyle, belki bu çalışmalardan dolayı da dikkate alınarak layık görüldük. Biliyorsunuz işte bizim partimizde veya diğer partilere çok sık rastlanmayan bir oy birliği konsensusla, gerek ilçe başkanlarımız gerek belediye başkanlarımız da aslında konsensus sahibi. Sadece partiniz değil, yönetimiz değil. Efendim, biz gazeteci arkadaşlar kendi aramızda konuşurken. Şimdi İsmet Bey'in adayı olacağını biliyoruz. Dolayısıyla da ya kim olur falan dediğimizde iki tane isim çıkıyor. Bir, en birinci olarak sizin çıkacağınızı tahmin ediyorduk. Şimdi yine de öyle öngörüldü. Yansımayan kısmı da belediye başkanlarımızla ilçe başkanlarımızın konsensusu da var. Evet. Bizi ayrıca memnun ediyor. Bu 36 aylık yaklaşık süreçten, 3 yıllık süreçte hepsiyle beraber çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Halen de hepsi görevdeler. Bundan sonra da seçim sürecini birlikte böyle kol kola, omuz omuza dayanışmayla geçireceğiz inşallah. Sayın Başkan, şimdi dediniz ya birçok kademede görev aldınız. Şimdi tabii ki partinin en üst kademesi diyemeyeceğiz ama sonuç itibariyle bir ilin il başkanı konumundasınız. Dediğiniz gibi 30 tane yönetim kurulu içinden 29 kişinin oyunu alarak ilçe başkanı, il başkanı olduğunuz ve seçim sürecine gideceksiniz. Dolayısıyla da neler düşünüyorsunuz? Bu konuda yani hakikaten il başkanlığı koltuğu farklı bir nokta. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi seçimin bir kamuoya yansıyan tarafı var partiler açısından. Evet. Bir de kamuoyuna yansımayan tarafı var. Evet. Ben kamuoyuna yansıyan tarafında ağırlıklı olarak dile getireyim. Diğer tarafı çok kısa yine özetle anlatmaya çalışayım.
Kamuoyuna yansıyan tarafı herkesin sorduğu soru veya kamuoyunun en çok merak ettiği soru. Hani oylar sandığa girdiği gibi çıkıyor mu? Tam anlamıyla sayılıyor mu? Bu tutanakların tutulmasından, oyların işte seçim kurulu tarafından tasnif edilmesine kadar ki süreçte sağlıklı işliyor mu? Evet. Yani parti kendini tam anlamıyla son oyuna kadar temsil edebiliyor mu? Son oyuna kadar da şeye yansıtabiliyor mu Yüksek Seçim Kurulu tutanaklarına? Şimdi bizim genel merkezimiz başta olmak üzere il örgütümüz uyumlu bir çalışma içerisinde bütün sandık görevlilerimiz geçen sene de hazırdı, şu anda da hazır. Yani bizim için baskın seçim, erken seçimde bir kaygımız yok. Hali hazırda da hazır. Sadece tabii süreç içerisinde adres değiştirme gibi, vefat gibi veya bir sebepten partiden ayrılma gibi sebeplerle boşalmaları doldurmaya çalışıyoruz. Hem genel merkezimiz hem biz bu çağrı merkezi tabir ettiğimiz telefonlarımızla kendilerine ulaşıyoruz. Kendilerinden sadece sandıkta duracak mısınız, istiyor musunuz, gönüllü müsünüz değil. Tabii farklı sorularla da hani ihtiyaçlarınız, adres değişikliği var mı ya da işte o süreçte burada olacak mısınız? Çünkü seçim tarihiniz belli değil. Bunların içerisinde belki öğrenci olan insanlar olabilir, taşımayı düşünen insanlar olabilir. Yani bundan sonraki hamlelere de hazırız kendi içimizde. Tabii bunun sandık görevlileriyle bitmiyor. Evet. Müşahitler dediğimiz önce işte orada seçimde görev alan arkadaşlarımız tamam. Sonra kat sorumluları, okul sorumluları tamam. Çünkü uzun süredir seçimlerden gelen, işte ben bahsettiğim gibi 19 yaşında sandıktaydım. Yani evet. İnanın resmi olarak 3 kere seçim kurulunda görev aldım. İşte 3 seçim demek bu. Ama onun dışında da her seçimde seçim kurulunda görev almasak da doğal olarak takip ediyoruz. Yani seçim kurulundaki resmi görevin dışında il veya ilçelerde bulunduğumuz yerde, mahallelerde seçimi takip ediyoruz, görev alıyoruz. Evet. Dolayısıyla müşahitleri de böyle geçtikten sonra bir de kat sorumlularını, okul sorumlularımız var. Bir de her okula avukat yönlendireceğiz. Her okulda bir avukat bulunduracağız. Hatta bazı okullarda daha önceki seçimlerden kaynaklanan bazı ihtilaflı veya çekişmeli, çatışmalı durumlar olduğunu biliyoruz. Orada zorlu bir sürecin yaşanacağını biliyoruz. Birden fazla avukat görevlendiriyoruz. Onların da planlaması yapıldı. Yani hangi okula kaç avukat? Kendi avukat üyelerimiz başta olmak üzere baroyla yapacağımız işbirliğiyle birlikte şu an eli kulağında avukatların isim isim atanmasını yapmak üzereyiz. Çok kısa sürede de onu tamamlayacağız. Bazı konuşmalarımda avukatların çalışması tamamlandı dedim. Tamamlanan kısmı hangi okula kaç avukat olacağı planlaması. Şimdi isim isim atanacak. Dediğim gibi hem partimizin avukat sayısı buna fazla yeterli ama. Şimdi tabii, efendim izleyicilerimiz merak ediyor. Evet. Yani avukata ne gerek var gibi hani aslında şimdi, çok tartışmalar oluyor burada. Avukata iki sebepten yani, gerek var. Bir tanesi çok sürekli gündeme gelen sorular oluyor. Mesela kimlikle alakalı bir soru oluyor. Bu kimlikle oy kullanılabilir mi? Ya da işte ikamet belgesiyle oy kullanılabilir mi gibi. Ehliyet sürücü belgesiyle oy Başka tür sorular da oluyor tabii. İşte o adresten ben naklimi almıştım ama hani burada görünüyorum ama işte ikametim hala gelmemiş gibi böyle o günkü güncel sorunlar oluyor. Avukat bir bu kısımda biraz partinin lehine eğer partiliyse evet. Oy kullanması yasal olarak hakkı olduğu halde bir takım sebeplerle bilinçli veya bilinçsiz engellenmeye çalışıyorsa bir evet. tanesi bu yön. Bu evet. soruları çeşitlendirebilirsiniz. Bir tanesi aslında tabii, sadece orada avukat Cumhuriyet Halk Partili seçmenler için oy kullanacaklar tabii, için olmadığını da yani altını çizelim mi efendim? Tabii ki, diğer partili vatandaş da bir şey soramaz. Evet, sorabilir. Halk iradesinin sandığa evet. doğru yansıması, sandıktan doğru çıkması, orada halk iradesini engelleyecek seçim öncesi veya oy kullanma sırasında veya sonrasında oy sayımında hukuksuzluklar olmasın diye tedbir amaçlı avukat orada görevlendirir. Hiçbir iş düşmeyebilir. Evet. Çok işle düşebilir. Ben gönüllü olarak Yalova'da da görev almıştım. Onu da söyleyeyim. Yani Bursa dışında da görev aldık. Evet. İstanbul seçimlerinde de ikinci seçimde onu, evet, görev onu aldık. Ama o zaman gönüllü evet, olarak evet, gittik. Evet. Sıkıntılı bölgelere gittik ama mesela bizim gittiğimiz bölgede hiçbir sıkıntı olmadı. Hani evet. öyle düşünüldü. Birçok bölgede sıkıntı olmuyor ama sıkıntı olan bölgelerde işte avukatın ikinci bulunması gereken sebeplerden bir tanesi de bu çatışma. Oy sayımı sırasında engellenmeler, oy sayımının sağlıklı olup olmaması, oyların sayılma sırasında
çeteliğe işte o çizelgeye. Çizelgeye doğru bir şekilde yansıyıp yansımamasından tutun. Evet. İşte o çuvalların sağ salim seçim kuruluna teslim edilmesine kadar avukatın görevi devam eder. Ya da oradaki üyemize nasıl itiraz edecek, nasıl davranacak, eğer bir şerh koyacaksa nasıl koyacak, imza atmak istemiyorsa veya imza atıp da itirazı kayıtlı atacaksa onu nasıl yapacak? Evet. Avukat bu konuda tabii kendisi de eğitim alıyor. Mutlaka avukat olmasından kaynaklanan bir hukukçu kimliğiyle de bu konularda bize yardımcı oluyorlar. Evet. Sayın Başkanım, seçimle ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Buyurun. Sizden almak adına bilgileri izleyicilerimize aktarmak adına, ama önceden şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı geçmiş dönemdeki il yönetimlerinden farklı bir çalışma ortamı paylaştı kamuoyuyla. Özellikle de bizlerle sokakta muhalefetlik görevini üstlendi. Sorunun olduğu yere giderek açıklama yaptı. Tabii ki dolayısıyla bizler de gidiyoruz. Yani İsmet Bey'in, siz de yönetim kurulu üyesiydiniz sonuçta, il sekreteriydiniz. Efendim, sokakta muhalefet yaptınız. Birçok açıklamalarını sokakta, sahada yaptınız. Bunların yansımaları nasıl oldu size? Şimdi tabii her yiğidin yoğurt değişi ayrı. Evet. İsmet Başkan'ın uzun süre tabandan gelmiş olmasından kaynaklanan ve uzun süre yöneticilik yapmasından kaynaklanan bir üslubu var. Halk da kamuoyu da bu üslubu benimsemiş durumda. O da sorunun dediğiniz gibi olduğu yerde, yani sahada olmak, insanlara dokunmak, yani salonların dışına çıkmak, binaların dışına çıkmak. Çok olumlu tepki alıyoruz. Vatandaşlarımız bu olumlu tepkisini zaten hem partimize katılarak, hem partimize teveccüh göstererek, hem partimize iletişim kurarak gösteriyorlar. Çok büyük bir katılım ve ilgi var. Özellikle Doğu, Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızdan, en sondan söylemek gerekirse Genel Başkanımızın son yaptığı programda, biliyorsunuz Doğu, Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak, yoğunluklu olarak yaşadığı bir bölgeydi. Yani CHP'ye hasret kalmışlar, böyle demokrasiye hasret kalmışlar, serbest konuşmaya hasret kalmışlar. Umduğumuzun çok üzerinde bir geri dönüş aldık. Üye katılımları devam ediyor. Onlara bir teşekkür ziyareti yapacağız. Bu il başkanlığı devir teslim süreci biraz tabii işin teknik prosedür kısmı da var. Zaman aldı ama ilk yapacağımız işlerden bir tanesi o bölgeye teşekkür ziyareti. Çünkü genel başkanımızı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini, bizleri çok güzel karşıladılar. Çoğu zaten AKP'den, yani iktidardan zihnen kopmuş. Evet. Gönül olarak kopmuş, yönlerine dönmüşler CHP'ye veya böyle bir demokrasi arayışı içerisindeler. Biz de onlara bu kendi beklentilerini karşılayacak derecede yaklaşım göstermekten, onlarla birlikte olmaktan, onlarla iç içe olmaktan mutluyuz. Ama bunun dışında biliyorsunuz işte o kadar çok, burada hani hepsini saysak ne kadar anlatabiliriz bilmiyorum ama en temellerinden işte Samanlı bölgesinde antrepo yapmak, ne kadar hatalı yayla meraya yapıyorsunuz. Daha önce su baskınları olmuş, kişiler ölmüş. Yani çok uzun anlatmak gerekir ama işte BESAŞ'taki artıştan tutun, elektrik fiyatlarındaki artıştan tutun, biliyorsun çuvalla ödedik. Ondan sonra işte Uludağ alan ona benzer yine havaalanı, Yunus Emre Havaalanı, Kayapa'daki yapılmak istenen. Yani o kadar çok ki sakmakla vaktinizi almayalım. Ama örgütümüzü de harekete geçiriyor. Vatandaşlarımızı da bilgilendirmiş oluyor. Bir de biz sadece örgüt olarak gitmiyoruz. Orayı bilinçlendirerek gidiyoruz. Oradaki özellikle Kayapa çöplüğünde olduğu gibi oradaki vatandaşları da bilinçlendirerek gidiyoruz ki onları da katalım. Çünkü siyaset sadece partilerle yapılmıyor. Yani bir itirazı sadece partiler yapmasın. Yerel halkın da katılımını sağlıyoruz. Evet, o yüzden teveccüh zaten çok yoğun. Çok başarılı bir çalışma. Biz de o devamıyız o üslubun. Muhtemelen inşallah İsmet Başkanı aratmadan aynı şekilde biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz yeni dönemde. Evet. Sayın Başkan, artık Türkiye siyaseten bir seçim havasına girdiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da biz seçime hazırız. Erken seçim veya gününde yapılması gibi bir söylemde bulundu grup toplantısında. Biliyorsunuz ki hep Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaların devamında hep süreç aynı ifade ettiği gibi ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir siyaseten bir seçim havasına girilmiş bulunuyor. Efendim, geçmişten yine örnek vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde
Bu tür seçimlerde, belediye başkanlığı olsun, genel seçimler olduğunda teşkilatlarda aday adaylığı için müthiş bir boşalma olurdu. İl yönetiminin neredeyse 1/4 ya da yarısı, yine ilçe teşkilatları, görevde memur, memuriyetlerde bir oluyordu. Ama efendim bu dönemde bakıyoruz ki il başkanlığından 30 tane yönetim kurulu üyesine 3 kişi istifa ederek aday adayı oluyor. İşte bir tanesi zaten il başkanımız. Evet. Dolayısıyla diğer taraflardan da ciddi bir sayı, dikkatimizi çeken bir sayı oluşmadı. Neden efendim bu seçim böyle oldu? Geçmişte yarıdan fazlası evet. oluyordu. Net söyleyeyim, artık iktidar olduğumuza biz çok yürekten inanıyoruz. İktidar partisinin il ve ilçe başkanları ve yöneticileri olmak istiyorlar. İktidarın tadını ve gücünü kullanmak istiyoruz. Evet. İktidardayken çareler aramak istiyoruz vatandaşın dertlerine. Kazanan kişi değil de artık parti olsun düşüncesi gibi. Şimdi adaylıkların bir kısmı bayrak dalgalandırmak için, bir kısmı isim yapmak için, bir kısmı evet. siyasi geleceğine taşlar, olumlu şekilde yansıması için yapılır ama bu dönemde olmamasının en temel sebebi iktidara olan inancımız. Bu birincisi. İkincisi biz zaten kongrelere geldiğimiz zaman birçok ilçe başkanlarımız da muhtemelen aynı düşüncedir. Biz seçim yapıp bu AKP iktidarından kurtulmak istiyorduk. Nitekim il binamızı yaptık, sağ çalışmalarımızı ona göre yaptık, Ankara ilişkilerimizi ona göre yaptık. Bütün üye çalışmalarımızı, bütün o sandık görevlerinden tutun, işte il ilçe bazındaki yaptığımız organizasyonları, birçok ilçemiz bile adreslerini değiştirdiler, mekanlarını değiştirdiler. Yani biz hazırız. Dolayısıyla biz zaten iştahla 34 aydır bu iştahla bunu bekliyoruz. Biz bir an önce seçim olsun, kazanalım, bu AKP karanlığından kurtulalım diye bekliyoruz zaten. Dolayısıyla yani alan boşaltmak yerine safları sıklaştırmaya çalışıyoruz. Evet. İstifa eden arkadaşlarımız da Bursa'nın bu mesela sosyolojik yapısına veya bölgesel yapısına uygun bir niyetle istifa ettiler. Evet, yani evet. O da bir planlayarak. Tabii o da planlı hareketler. Ve bunun en temel sebebi istişareyle her şeyi yapıyoruz. Yani bir araya geliyoruz, düşünüyoruz. İlçe başkanlarımızla düşünüyoruz, belediye başkanlarımızla düşünüyoruz. Artık ortak akılla bulmaya çalışıyoruz. Yani hedefimiz ne? Belli. O hedefi nasıl gerçekleştiririz? Bu şekilde. Yoksa sayı, yani CHP'ye her zaman teveccüh çok olur. Ben şüphem yok. En çok adayın bu seçimde bize başvuracağını, aday adayının düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten iktidar olacağımızı inanıyoruz. Ama örgütü boşaltarak evet, değil, örgütü güçlendirerek yapıyoruz. Efendim. İlk sebebi iktidar olacağımıza inanıyoruz. Yani evet. iktidar partisinin il ve ilçe başkanlarının yönetiminde olmak istiyor herkes. Birinci sebebi bu. İkincisi biz kongrelere giderken zaten nasip olursa seçim yapıp bu seçimde AKP'den kurtulmak istediğimiz niyetimizle, misyonumuzla olduk zaten. Yani biz iki sene sonra seçim olup olmayacağını bilerek değil belki ama uzun soluklu bir siyaset yapalım. Bursa'ya uzun soluklu değerler katalım. Partimize uzun soluklu hizmet edelim diye önce seçim kazanmak. Tabii aday olduk. Evet. Şimdi nasipse onu gerçekleştireceğiz. Efendim geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı yaptınız. Biz de katılmıştık. Orada şöyle bir söylemde bulundunuz. Seçimlere en hazır parti biziz dediniz. Çok ciddi bir iddia diyelim buna biz. Dolayısıyla sonucu görmediğimiz için seçimler olmadığı için. Neye göre efendim hazır kendinizi hissediyorsunuz? Yani bu dediğiniz gibi avukat ayarlanması, işte müşahitlerin yapılması, eğitim yapılması yeterli mi? Bu sonuçta oy kullanacak insanları da ikna etmek söz konusu burada partinize teveccühü göstermeleri için. Neye göre hazırsınız efendim? Şimdi sözümü yineliyorum. Biz seçime en hazırlıklı partiyiz ve bu seçimde biz birinci parti olacağız. En çok milletvekili çıkaran parti olacağız. Şimdi neye göre söylüyoruz? Biz uzun yıllardır siyasetin içerisindeyiz. İnsanları o meşhur tabirle çarşıda, pazarda, işte gözlemleyebiliyoruz. Çok ciddi bir teveccüh var. Hem partimize hem diğer partilere belki ama sonuçta AKP'den çok ciddi bir kaçış var. Çok ciddi oy kayıpları var. Kendi içinde çok ciddi sorunları var. Bu işin görünen yüzü. Görünmeyen tarafında da bir kere partimizi derledik, topladık. Birlik beraberlik içerisinde gidiyoruz. 17 ilçemizden 17 ilçemizle halen birlikte çalışıyoruz. Onların sorunlarını dinledik. Bölgenin sorunlarını biliyoruz. Biz uzun süre çok fazla seçim görmüş bir şu anda yönetim kurulu üyeleriyiz. Evet. Belli bir ekiple, belli bir siyasi geçmişi olan bir çalışma ekibiyle, grubununla beraber oluşabilecek en güzel grup diyorsunuz. Yani güzelden kastım şey. Deneyim açısından. Bizden önceki yönetimlerde mutlaka deneyim açısından gayet güzeldi. Ve deneyim açısından olabilecek evet. en deneyimli yönettiğimiz, seçimi yapabilecek en... Çünkü hepimiz seçimlerden gelmiş, sandıklarda görev almış, aday olmuş, il ilçe yöneticilikleri yapmış.
Her akademide görev almış, her seçimin sonuçlarını da analiz edip tahlil edecek tecrübeye sahibiz. Yani hiç seçim geçirmeyen 10 seçim geçirmiştir. Yani gençlik kolundan gelenler bile aynı evet, benim gibi evet. gençlik kolunda sandıktayken geçiyorlar. İşte bizim geçirdiğimiz seçim sayısı, İsmet Başkan'ın bizzat yönettiği seçim sayısı işte 3 kere ilçe başkanlığı döneminde, bir il başkanlığı döneminde tahmin edersiniz ki onlarca yani onu geçmiştir. Dolayısıyla bir kere buna yani gözlemleme yeteneğimiz, tecrübemiz çok fazla. Şimdi biz tabii seçimlerde neyin öne çıkarılması gerektiğini, neyin sorun olabileceğini, neyin çok fazla seçimi etkileyebileceğini çok iyi biliyoruz. Ama sonuçta Bursa'da siyaset yapıyoruz. Genel siyasete çok fazla etki edemeyebiliriz. Ama Bursa özelinde yaptığımız, örnek veriyorum, neye güveniyoruz? Şimdi bizim milletvekili listelerimiz Bursa'nın sosyal dokusuna, bu demokratif yapısına evet. ve ilçe bazındaki bu kozmopolitik yapısına uygun olması gerekir. Yani herkes orada kendini temsil edildiğini görmesi gerekir. Bir kere buna inanıyoruz. Ya karşılık bulacak aday evet, değil mi bölgesinde? Herkes kendini listede bulacak. Evet. Her katman, her kesim, her sosyolojik kesim, her etnik kökenden veya her kökenden, her ilden, ilçeden gelen insanlar kendini orada bir kere görecek. İki, liyakat sahibi olduklarını görecekler. Yani temsil kabiliyeti var bu adayların diye. Üçüncüsü, örgüt ağırlıklı, yani örgütten gelen bir liste görecekler ve gönül rızasıyla adeta koşa koşa, yani böyle sel gibi, çığ gibi bir çalışma yapıp oylamaya gideceğiz ve son oyuna kadar CHP'nin sahip çıkıp son oyunu sandıktan çıkartıp YSK'nın o sistemine girene kadar sahipliğini yapacağız. Biz buna inanarak söylüyoruz. Bir de tabii inanın, yani bunu ben sadece burada il başkanımda söylemeyeyim, genel merkezimiz son yıllarda çok doğru çalışmalar yapılıyor. Biz bunu her yerde duyuyoruz. Siz de bu çalışmaları paylaşıyor musunuz? Paylaşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere örgütlerle çok uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Her hafta birbirimize raporlamalar gönderiyoruz. Her hafta o raporlamaların sonuçlarını alıyoruz. İl ilçeler kendi, pardon, kadın kolları ve gençlik kolları kendi üst kademelerine. Biz kendi üst kadememize raporlamalar gönderiyoruz. Onlar bize eksiklerimizi, gediklerimizi, kendi buldukları raporlamaları gönderiyorlar. Sık sık ziyaretler yapıyoruz, sık sık ortak çalışmalar yapıyoruz. O kadar uyumlu bir haldeyiz ki inanın, yani şu anda Ankara ile Bursa ortak, örnek veriyorum bir konuda, işte hangi sandıkta hangi görevli yok, hangi sandıkta hangi görevli var, hangi sandıkta kim taşımış, hangi sandıkta şu an Allah rahmet eylesin diyelim ki bir vefat varsa biliyor ve karşılıklı bu şeyleri karşılaştırıyoruz. O kadar hazırız. Yani yarın seçim olsa hiç sıkıntısız, hiçbir fire olmadan, hiçbir karmaşa olmadan sandık görevlerimizi YSK'ya veririz. Onlar sandığa oturur, görevimizi yaparız. Ama seçim üssü neresi olacak efendim bu kadar? Bir seçim üssü il binamız olacak. Organizasyon yani. Sonra il binamızı zaten seçim üssü olmasın gayesiyle yaptık. Altyapı oluşturuldu mu bu yönde efendim? Mükemmel bir altyapımız var. Hiçbir şekilde o seçim döneminde ne kadar şey gerekiyorsa, yani diyelim ki yayın, diyelim ki İnternet bağlantısı gerekirse uydu bağlantısı yayını, hem gazetecilerin rahat çalışabileceği bir ortam, hem bizim kendimizin o oy sayımında, oy giriminde, oyları tasnif etmede, bize ulaşan sayıları yansıtmada bilgisayara veya programa mükemmel bir altyapımız var. Ya yani biz bunu 3 sene önce bu şekilde planlayarak yaptık. Yani evet. ne zaman seçim olursa olsun burası bizim seçim üssümüz ve biz buradan seçimi evet. kazandığımızı da oradan size deklar edeceğiz. Evet. Sizi oraya seçimden sonra zaten davet edeceğiz. Yani biz kazandık evet. ifadesini orada kullanacağız. Evet. Hani adam kazandı olmayacak artık. Evet, biz birileri kazandık. Adam kazandı diyor ya, artık biz kazandık evet. diyeceğiz. Peki efendim, şimdi söyleminize şu dikkatimi çekti. AK Parti'de bölünme olduğunu, bir takım sıkıntılar olduğunu, bunu neye dayandırarak söylüyorsunuz efendim? Örgütlerinin kendi için çok ciddi sıkıntılar var. Yani çünkü size mi gelip anlatıyor bu insanlar? En basiti, en basiti halkın önüne çıkamıyorlar. Yani bize halktan gelen, daha geçen hafta bana söylenen, hani mahalle söylemem, yani yer söylemem, kişilere hedef göstermek açısından belki sıkıntı olabilir ama bir mahalleden söylenen sözü söylüyorum. Şu an son bir yıldır AKP'liler, yani hatta çok geniş bir bölge söyleyeyim, şey olmasın, hani bu Mudanyolu tarafı diyeyim, o şey yapılan yerler, tramvay geçen bütün hattı söyleyeyim. Yani oradaki esnafın feryadını duysanız ya da AKP ile ilgili söylediklerini duysanız, AKP'lilere gittiği zaman AKP'lilerin kendilerine söyledikleri, bize ilettiklerini duysanız zaten bunlardan ne kadar emin olduğumuzu, neden emin olduğumuzu anlarsınız. Biz halktan bize gelen istihbarati veya bize gelen söylem, eylem, bize gelen yakınmaları
zaten derleyerek toplayarak bunu söylüyoruz. Tabii özel olarak AKP'nin içinde bir işimiz yok. Onlar da siyasi parti ama halka yansıyan kısmının bir analizini yaptığınız zaman çıkıyor bu sonuç. Evet. Kendileri de bu durumdan son derece memnun değiller, rahatsızlar. İnsanlara bunları anlatamıyorlar. Seçimde başarısı olacaklarını kendileri de biliyorlar zaten. Evet. Yine Sayın Başkan, bu seçimlerde ciddi bir genç oranı, bir anlamında genç bir nüfus oy kullanacak. Bu sürece baktığımızda da bu genç nüfus hiç AK Parti dışında bir partiyle iktidar olduğunu daha yani o anlamda görmedim. Yani yerelde anlam demiyorum da genel anlamda söylüyorum. Efendim bunlara kendinizi ifade etmekte ne yapıyorsunuz? Yani ortada bir AK Parti var. AK Parti gerçeği var. Evet. AK Parti ile doğmuş, AK Parti ile büyümüş ve oy kullanacak yani bir seçmen kitlesi var diyelim. Ama AK Parti'ye oy atacak anlamına da gelmiyor. Bunları partinize teveccüh göstermesi anlamında ne çalışma yapıyorsunuz? Şimdi gençlerimiz hemen hemen herkesin ortak tespit ettiği gibi özgürlüklerine çok düşkün, bağımsızlıklarına çok düşkünler. Kendi kararlarını kendileri vermek istiyorlar. Evet. Bizim neslimiz zamandaki gibi işte böyle tek kanaldan veya tek partiden, tek anlayıştan yana değiller. Kendi özgür kararlarıyla, kendi aradıkları, kendi buldukları, kendi inandıkları şekilde karar verip sonucu etkileyecek şekilde, siyasi şekilde davranmak istiyorlar. Bize gelen geri bildirimler kabaca bu şekilde. Dolayısıyla biz gençlerimize eğer AKP iktidarı olursa gelecekte ne olur? CHP iktidar olsa gelecekte ne olur diye bir kere bu tercihi anlatmaya çalışıyoruz. Yani çok kaba bir tarafta Afganistan, Pakistan, bir tarafta işte o cumhuriyet değerlerinin devam ettirdiği ülkemizin, milletimizin asli değerleri olan o çağdaşlık, modernlik, Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşanması neticesi oluşan müreffeh bir Türkiye'yi örnek veriyoruz. Yani bir tarafa bir özgürlük koyuyoruz, bir tarafa da işte tek adam rejimlerinin devamı olan veya bazı tek siyasi görüşlerin devamı olan ülkelerde yaşanan sorunları koyuyoruz. Bir kere gençler bunu ayırt edebiliyor. Sonra sosyal medyaya çok bağımlı oldukları için sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Oradan da geri bildirimler alıyoruz. Bir, gençlerin bir kısmı kendinden hareket edip kendileri bize gelip çalışmak istediklerini, gönüllü olduklarını, üye olmak istediklerini söylüyorlar. Biz gerek üniversitelerde temsilcilikler aracılığıyla, gerekse mahalle temsilcilikler aracılığıyla, gerekse gençlik kollarımızla birlikte gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara dokunmaya çalışıyoruz. Tabii gençlerimizin bir kısmı siyasete uzak. Gerek ana babaların telkinleriyle, evet, evet, gerek öğrenci oldukları için, gerek bazı korkularla, gerekse iş bulamam korkularıyla siyasete uzaklar. Ama siyasete uzak olmaları demek siyasetten anlamıyorlar. Siyasette bir tercihleri, kararları yok anlamında değil. Sadece resmi olarak, parti üyesi olarak siyaset yapmak istemiyorlar. Ama çok fazla siyasi, her ne kadar seçim çok fazla yaşamamış ama takip ediyorlar gelişmeleri. Ciddi takip ediyorlar, ciddi eleştiriler yapıyorlar, ciddi tavsiyelerde bulunuyorlar. Biz gençlerin bu kendi doğrularını kendileriyle beraber onların yanında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlara böyle tahakküm eder gibi, onlara böyle hükmeder gibi değil. Onların tavsiyeleri, onların çalışma şekliyle çalıştırmaya veya serbest çalışma ortamı belli bir disiplin çerçevesinde tabii çalıştırmaya çalışıyoruz. Ama gençlerin ve kadınların CHP tercihi, teveccühü çok fazla. Bu bizi çok memnun ediyor. Genç üye sayımız hızla artıyor. Kadın üye sayımız hızla artıyor. Bir dönem oranları çok düşüktü ama şu an ciddi oranlara ulaştı. Biz elimizden geldiği kadar lojistik destek olsun, maddi destek olsun veya siyasi destek olsun vermeye çalışıyoruz. Bu seçimi de kadınlar ve gençler kazanacak. Çünkü belli bir yaş üstünün siyasi fikrini değiştirmek çok zor. Özellikle evet, 50 yaş üstünün herkes biliyor. Bütün anketlerde görünüyor. Ama özellikle kadınlarımız bu ekonomik sıkıntıyı en çok onlar çekiyor. Ve özellikle gençlerimiz çoğu yurt dışına gitme hayali içerisinde. İşte en son bir anket yayınlandı. 5'te 4'ü memnun değil. 5'te 4'ü yurt dışına gitmek istiyor. Ya Bursa'da mı yaptınız bunu? Yok, bu ülke çapında bir anketti. Biz bunu kullanmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Bursa çapında özellikle gençlere ve kadınlara yönelik bir anket yapmadık. Ama Bursa çapında siyasi bir anket yaptık. Onu da söyleyeyim iddialı bir şekilde. Birinci bölgede CHP kesinlikle birinci parti. İkinci bölgede de AKP ile CHP arasında fark çok az. Ama seçim dönemindeki kampanyalarla, işte milletvekili listelerimizle ve o dönemdeki ekonomik sıkıntıları da üst üste koyarsanız rahatlıkla ikinci bölgede de AKP'ye geçeceğiz. İki bölgede de birinci olup, Bursa'da da birinci parti olup, en çok milletvekili çıkaran parti olup hem Bursa'da hem Türkiye'de AKP egemenliğine son vereceğiz. Evet.
Peki şunu da sormak istiyorum. Bu birinci parti olmanız anlamında tabii ki çalışmalarınız bir ittifak ortamı da söz konusu. Evet. Efendim ittifak partilerle özellikle çalışmanız ne anlamda? Yani bir Ankara'daki altılı masa Bursa'da da kurulabiliyor mu? Zaman zaman bir araya geliyor musunuz efendim? Bursa'daki altılı masa en az Ankara'daki altılı masa kadar sağlam. Öyle Çok birbirimizden mi? çok Hatta memnunuz. daha da uyumlu olduğunu Ya daha söylediniz geçen söylemeyeyim biraz şey olur. Ankara'ya nezaketlik yapmış oluruz. Çünkü Ankara'dan da çok memnunuz. Burada tabii il başkanlarının tecrübesi, bütün altılı masadaki il başkanının tecrübesi çok önemli. Onların yaklaşımı çok önemli. Ayda bir kere asgari bir araya geliyoruz. Özellikle bir kahvaltılı toplantılar gibi bu durum değerlendirmelerini yapıyoruz. Bazı eylemleri siz de bildiğiniz gibi birlikte yapıyoruz. Tabii biraz korona süreci, biraz her il şeyin partinin kendi kurultay süreci biraz olayları sekrete uğratıyor gibi oluyor ama sonuç itibariyle biz asla birliktelikten kopmadık. Siyasi durumları çok sık değerlendiriyoruz. Sadece bir araya gelmek konusunda değil, birbirimizin sorunları, sıkıntıları, danışmamız gereken konular, meclisteki bazı konular, biliyorsunuz meclis üyesi olan altılı masa partilerimiz var, İyi Parti gibi. Ondan sonra onlarla beraber mecliste bazen ortak çalışmalar, ortak önergeler veriyoruz, ortak mücadele veriyoruz. Bazı davalar açıldığı zaman ortak işte hukuk mücadelesi veriyoruz. Sahada bazı eylemlerde biliyorsun işte Yunus Emre'de beraberdik kol kola omuz omuza. Çok güzel bir tablo. Çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Bundan sonra tabii seçim döneminde daha sık bir araya gelme kararı aldık. Seçime yönelik daha sık çalışma kararı aldık. Ankara'da altılı masaya güç vermeye çalışıyoruz. Burada onun aynı şekilde oradaki yansımalarının bir benzerini yansıtmaya çalışıyoruz. Seçimde de tabii ittifaklar nasıl şekillenecek takdir edersiniz ki şu an belirsiz olduğu için yeni ittifak yasasının Nisan'da 16 Nisan'dan sonra geçerli söz konusu olduğu için altılı masanın o adaylık süreci işte her ilde kendince aynı listelerden mi farklı listelerden mi veya birlikte mi Genel bir çalışma var zaten. olmadığı için biz de onlara şu anda sadece o kısmında Ankara'dan bir şey bekliyoruz. Ama onun dışında burada saha çalışmasında herkes ayrı ayrı çalıştığı gibi ortak çalışmamızda birlikte devam ediyoruz. Birbirimize çok memnunuz. Ama şu bir gerçek diyebiliriz, şöyle bir gerçek diyebiliriz. Genel başkanınızın söylediği gibi Bursa Büyükşehir adayı Sayın Bozbey'in olduğunu söylemiştir. Tabii ki bunu hatta yıllar önce söylediğini söyleyebilirim. Hemen Evet. yerel seçimden sonra söylemiştir. Evet. Üzerinden 3 yıl geçtiği için Evet. söylüyorum. Efendim bunda bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Zaman zaman gündeme geliyor. Sayın Bozbey'i de seçimlerden sonra, yerel seçimlerden sonra hep sahada görüyoruz. Birçok etkinliklere katılıyor, ziyaretlere yapıyor. Gerçekten çok sık görüyoruz sahada kendimiz. Dolayısıyla karşılaşıyoruz da gazeteci olmamızdan dolayı. Şöyle de bir iddia var. Sayın Bozbey'in milletvekili adayı olacağı, milletvekili seçileceği, işte yerel seçim sürecinde tekrar istifa edip Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı konusunda bir öngörü diyelim, tartışılıyor, konuşuluyor diyelim. Efendim bu konuda en yetkili sizsiniz. Şöyle yetkilisiniz. Böyle bir şey var mı? Gündeme geliyor mu? Sonuçta karar verici değilsiniz ama Şimdi konuşulanlar anlamında söylüyorum. bunu ne kadar anlatmaya çalışsam çalışayım, herkes bulunduğu açıdan bakıp farklı bir yorum yapabilir ama net ifadelerle gitmeye çalışayım. Çünkü bunu partimizi de Zan altında zan altında bırakma. bırakacak bir konuma gelmesini istemem. Birincisi, Genel Başkanımız Sayın Bozbey'in Bursa'da kıl payı seçimi kaybetmesi nedeniyle inşallah kazanması dedik. Allah da gönlümüze göre verir. Ve bir mağduriyet yaşadığının bilincinde olarak Sayın Bozbey'i yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak tanıttığı tarihten itibaren Sayın Bozbey bizim Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızdır. Yani bunun Bursa örgütü olarak hiçbir istisnası ve çekincesi yok. Biz bütün hattımızla, bütün hücrelerimizle, bütün irademizle bunun arkasındayız. Yani Bozbey bizim şu an Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Aksi bir genel merkezden bir karar gelmedikten sonra veya Sayın Bozbey'in aksi bir karar olmadıktan sonra biz o tarihte de ne kadar arkasındaysak ve çalışmalarda yanındaysak şu anda da aynı şekilde arkasında ve çalışma yanındayız. Zaten Sayın Bozbey çok mesafe kat etti bununla ilgili. Çok tecrübeli bir başkanımız. Saha çalışmalarında çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. İnsanlar Sayın Bozbey'i özlemiş. Onun Büyükşehir Belediye Başkanı olması için
inanın o kadar çok kesimden, o kadar çok talep, teklif hala. Dün taksiye bindim, taksici de söylüyordu Sayın Bozbey adaydım abi diye. Dün yani taksici söylüyordu. Hani herkes Sayın Bozbey'in Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına hem bilincinde hem inandı, örgüt olarak sahadayız. Bu bir kenarda dursun. Şimdi tabii genel seçim olması nedeniyle de böyle bir belki insanların kafasında soru işareti var. Bu tamamen genel merkezin takdiridir. Çünkü genel merkez Sayın Bozbey'i çok iyi tanıyor. Sayın Bozbey de genel merkezi çok iyi tanıyor. Eğer genel merkez, biz bunu böyle uygun gördük. Kelimelerimi seçerek söylüyorum. Evet. Sayın Bozbey'i milletvekili olarak görmek istiyoruz derse, biz Sayın Bozbey'in milletvekili olmasını bütün diğer milletvekili arkadaşlarımız kadar çalışır. Onu da milletvekili yapmak için uğraşırız. Bizim bir çekincemiz yok. Sayın Bozbey bunu böyle uygun görürse, biz asla Sayın Bozbey'e siz niye milletvekili olmak istiyorsunuz, siz milletvekili olmanıza gerek yok demeyiz. Yani net söylüyorum hukukçu olarak, polemiklere neden olmayacak şekilde söylemeye çalışıyorum. Ancak bu Sayın Bozbey ile genel merkezin kararıdır. Yani Sayın Bozbey ve genel merkez uyumlu bir şekilde buna karar verirlerse, kendileri uygun görürlerse, bizim için Sayın Bozbey aynı zamanda milletvekili adayıdır. Peki yani bunun bizim açımızdan bir sorunu yok. Peki ittifak ortaklarınızla bir araya geldiğinizde bu konu gündeme geliyor mu? Yani onlar da belki gönlünden geçen partili bir adayları şöyle, da olabilir. Yerel seçim için değil ama genel seçimde şöyle bir söylem birlikteliği yapmaya başladık. Hani genel seçimi kazanamazsak zaten yerel seçimde kimin aday olacağı, kimin aday olmayacağı çok önemli Hedef değil. Hedef genel seçim, önümüzdeki seçimler diyoruz. Onları daha sonra görürsünüz. Başkan ziyaretimize geldi. Aynı konu gündeme geldi. Kendi içimizde konuşurken de aynı sorular soruldu. Ama Selçuk Başkan da ben de, ki Selçuk Başkan misafir olması hasabıyla önce o... Hayırlı olsun için geldi. Bu konuya değindi. Dedi ki önce genel seçim, biz genel seçimi kazanamazsak ittifak olmuşuz, protokol yapmışız. Hangi ilçelerde kim belediye başkanı olacak? Hangi ilçelerde diğer belediye başkanı, işte hangi parti olsa diğeri belediye başkan yardımcısı olacak? İşte listeleri nasıl yapacağız? Hiçbir önemi yok dedi. Yani bu bizim uzun süredir zaten... Uzun süredir vurguladığımız bir konu. Genel önümüzdeki maça bakıyoruz diyorsunuz. Genel merkezden gelen yetkililerimiz de aynı şekilde örgütümüzü motive etmeye çalışıyor. Yani önce genel seçimi kazanacağız. Ondan sonra iktidar partisi olarak biz bu tartışmaları yaparız kendi içimizde. Yani ittifak ortaklığı ama tabii daha o zaman iktidarda olduğunuz için daha sağlıklı bir tartışma olur. Şimdi henüz iktidar olmadan ilk seçimde genel seçim olduğu halde yerel seçim tartışması yapmak siyaseten de çok doğru değil. Evet. Ben de konuşmalarımda bunu kastediyorum ama iş başka yere çekilmeye çalışmıyor. Yok, çok net söylediniz. Sayın Bozbey'le aramızda hiçbir şey yok. Bozbey bizim Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızdır. Biz onun arkasında dimdik. Nasıl İsmet Başkan'ın arkasında milletvekili adaylığı için herkes böyle bir şey bekliyor. Belki siyaseten bir takım hani dengeler mi olur, başka şey mi olur? Tabii genel merkezin takdiri de Sayın İsmet Karaca'nın takdiridir ama biz örgüt olarak İsmet Başkanımızın arkasında dimdik durduğumuz gibi aynı şekilde Sayın Bozbey'in arkasında da dimdik duruyoruz. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız süreç. Seçimin süreci yaklaştıkça yine sizi bu ekranlarda, bu stüdyoda da yine konuk edeceğiz inşallah. Tekrar İl Başkanınız hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz davet ettiğiniz sürece biz gelmekten imtina etmeyiz. Ben böyle genç bir kadroyla böyle büyük, yoğun bir çalışma yapmanız, bu kadar meşakkatli çalışma yaptığınızdan dolayı sizi kutluyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah seçimden önce de tekrar görüşürüz. O zaman daha somut elimizde deliller, bilgiler olur. Evet. Ama en önemlisi seçimi kazandıktan sonra görüşürüz. Bir iktidar partisi il başkanıyla konuşursunuz. Daha rahat konuşuruz, bazı şeyleri daha açık konuşuruz. Ben bundan şüphem yok. Efendim ya, bir hep böyle denilir ya, bir hedefe önce inanmak lazım. Sizde de onu görüyorum gerçekten. Çok net iddialarda bulunuyorsunuz, söylemlerde bulunuyorsunuz. Söylem ve iddia diyorum çünkü sonucu görmediğim için iddia olarak anımsamamız, görüş olarak bildirmemiz gerekir. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Avukat Sayın Turgut Özkan'ı konuk ederek partisinin seçimlere yönelik çalışmalarını ve hedeflerini sizlerle paylaştığı Başkanlar Konuşuyor programımızın böylece sonuna gelmiş bulunuyor. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.